Merhaba sevgili öğrenciler. AYT 8. deneme sınavının soru çözümüne hoş geldiniz. Bu üç solunum reaksiyonu için özelliklerin hangileri ortak olabilir? Baktığımızda glikoz, laktik asit, etil alkole ve e, mitokondride oksijenin solunumla karbondioksit ve suya kadar parçalanmış. E, şimdi buradaki olay şu. E, tabii ki burada ortak olan bir şey var. Glikoz 3 e, karbonlu pürüvata kadar parçalanır. E, pürüvattan sonra NADAŞ'lar getirip PÜRÜVAT'a eğer hidrojenleri bırakırlarsa laktik asit oluşuyor. Bunun dışında PÜRÜVAT'tan bir karbondioksit koptuktan sonra NADAŞ'lar eğer getirip hidrojenleri iki karbonun yapıya bırakırsa aset halde itiyoruz buna. Burada da etil alkol oluşuyor. Ancak oksijenli solunumda ökaryotlarda mitokondri, prokaryotlarda mezozomlarda gerçekleşiyordu. PÜRÜVAT mitokondriye hemen geçiş esnasında bir karbondioksit kopar ve burada krep çemberine girer. Krepten sonra da ETS elemanlarıyla kristallarda oksijenin sonunda ATP elde edilir. Karbondioksit su açığa çıkar diyoruz. Bakalım şimdi. ATP üretim sürecine mitokondri organelinde görev yapması. Üçünün için ortak arıyoruz. Üçü için de ortak. Baktığımızda e, mitokondri içerisine giren sadece ikinci olay olduğu için bunu kabul edemiyoruz. Substrat üzerinde fosforilasyonla ATP üretilmesi, üçünde de glikozun 3 karbonu privata kadar parçalanması yani glikoliz olayı ortaktır ve glikoliz elde edilen ATP besinden koparılarak elde edildiği için bunu biz e, substrat düzeyinde fosforilasyon olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla 2'yi aldım. Reaksiyonların başlangıcında glikoliz evresinin gerçekleşmesi. Üçüncüde de glikoliz ortak olduğu için bunu da yine ne yapıyoruz? Dahil ediyoruz. Cevabımız dolayısıyla 2-3 olacak. Geldim ikinci soruya. Kolestokin hormonu pankreastan sindirme enzimlerini ve safra kesesinin safran salınmasını uyarır. Sekretin hormonu ise pankreas uyararak bir karbonat iyonu salınmasını sağlar. Ayrıca karaciğerden safra üretimini uyarır. Kolestokin ve sekretin hormonları için ifadelerden hangileri ortak olarak söylenebilir demiş. Şimdi arkadaşlar bunu önce bir şöyle bir hatırlatalım sindirimi. Mideden besinler ince bağırsa dökülme başladığı andan itibaren hangi hormon devreye giriyordu? Sekretin önce devreye giriyor. Sekretin birincisi karaciğeri uyarır. Karaciğer uyardığında karaciğer ne yapıyor? Safra üretmeye başlıyor. Bir e, diğer özelliği sekretin aynı zamanda mideyi de uyarır. Midenin yavaşlamasını sağlar. Bunun dışında bir yandan da pankreas uyarır. Hem pankreasın enzim üretmesi için hem de en önemlisi bikarbonat iyonlarını üretip ince bağırsağa göndermesi için. Peki bikarbonat ne yapar? Bikarbonat karbonat e, aside bulanmış besinlerin ince bağırsakta 12 parmak bağırsak dediğimiz dodenum kısmında e, nötröze edilmesini sağlar. Yani pH'in yükselmesini sağlar ki e, pankreasın enzimleri pH'in 7'nin üzerinde olduğu zaman çalışabiliyorlar. Daha sonra kolestokinin burada devreye girer. Kolestokinin ne yapıyor? Bu da safra kesesini uyarır. Safra sıvısı ne yapar? E, Koledok kanalıyla ince bağırsağa dökülür. E, ve yağlar fiziksel olarak parçalanır bu sayede. Bir de pankreas uyarır. Pankreastaki enzimler de virüsün kanalıyla ne yapılır? İnce bağırsa dökülür ve bu sayede pankreasın içerisindeki sindirim enzimleri hem proteinler hem yağların hem de karınlıkların sindirimini gerçekleştirmiş olacak. Hangisi ortak? Kolesterol ve sekrin hormonları için ifaden hangileri ortak olarak söylenebilir? 12 parmak bağırsağının pH'ının düzenlenmesine etkili olur. Evet bir karbonattan bahsettik bunu alıyorum. Karaciğer bazı minerallerin depolanmasını sağlar. Karaciğer mineralleri depolar ama buradaki hormonlarla bir ilgisi olmadığı için bunu kabul etmiyorum. Pankreas öz suyu salgılanmasını uyarırlar. Evet ne dedik pankreas e, ne yapıyor? E, kolestokin etkisiyle salgısını virüsün kanalıyla ince bağırsağa döküyor. Kabul ettik. İnaktif haldeki tripsinojen ve kimotripsinojen enzimlerin aktifleştirmesi. Bunu kim sağlıyordu? Enterokinaz enzimi sağlıyordu. Enterokinazla ilgili bir bilgi verilmediği için bunu doğru kabul etmiyoruz. Yani olan bir şey ama yukarıda olmadığı için kabul etmiyoruz. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Geçiyorum 3. soruya. Göl ekosisteminde yaşayan bir balık popülasyonunun yoğunluğunun azalmasına faktörlerin hangileri neden olabilir demiş. Bakalım. Göldeki alg sayısının azalması. Algler azalırsa algler ne yapıyor? Fotosentez yapıyordu. Yani oksijen üretiyordu. E yeterli oksijen olmazsa balıklar da oksijen sonum yaptığı için sudaki oksijen azalır. Dolayısıyla olumsuz etkilenir. İstilacı türlerin artması bunlarda balıkları tabii yiyecekti. Dolayısıyla balıkların sayısı azalacak. Gölün otobiyolojik temizleme gücünün artması bu iyi bir şeydir. Temizlemenin artması suyun temizlenmesine sebep olur. Balıklar daha rahat yaşar. Çevresel faktörlerin balık popülasyonunu tolere edileceği değerlerin değişmesi. Evet değerler demek ki değişmiş ki burada balıklar olumsuz yönde etkilenmiş diyoruz. Çünkü tolere edebileceği değerlerin değişmesinden bahsediyor. Yani burada olumsuz yönde değişim olabilir olabilir dediği için soruda 1, 2 ve 4'ü alıyorum. Denizli olacak. Dördüncü soruya bakalım. Dolaşım sistemi sorusu. İşaretli bir alıyor bulunduğu başlangıç yeriyle vücuttaki bir tur attıktan sonra bulunduğu kısım şekilde gösterilmiştir. İşaretli alıyor bitiş yerine gelene kadar aşağıdaki damarların hangisinden mutlaka geçmiş olmalıdır diyor. Şimdi önce başlangıç yerine bakalım. Başlangıç yeri burası, bitiş yeri burası. Yani arkadaşlar bu damar daha doğrusu bu alü var. var, ee, buradan başlamış ve mutlaka şöyle buraya gelen e, gelebilmesi için e, bir kere kalpten geçmesi gerekiyor ve akciğerden geçmesi gerekiyor. Şimdi burada karaciğeri koymaları biraz bizim yanıltmak için koydukları bir şekil. Yani buradaki damar karaciğere de gelebilir. Bakın dallar ayrılıyor. Bağırsaklara da gelebilir, bacağa da gelebilir, böbreğe de gelebilir. Bunu bilmiyoruz. Ancak şurası kesin. Ee, buradan dolaştıktan sonra kalbin altındaki... Alt ana toplardamarı kalbe gidecek, sağ kulakçık sağ karıncık oradan da şöyle rengini biraz değiştirelim. Ee, buradan da akciğer atardamarıyla akciğere gidecek, akciğer kılcalları, akciğer toplardamarı ve kalbe gelecek. Bakın akciğer kılcalları, akciğer toplardamarı saydıklarımıza bir bakalım. Yani ya alt ana toplardamar bulacağız ya kalbin bir kısmını bulacağız, ya da neyi bulacağız? Akciğer atardamarını bulacağız. Bakalım kapı toplar damarı karaciğere ait kesin değil. Kesin olanı buluyoruz. Böbrek demiş geçiyorum. Üst ana toplar damar. Hayır alt ana toplar bahsettik. Akciğer atar damar. İşte akciğere mecbur gidecek. Akciğere neyle gidecek? Akciğer atardamarıyla gidecek. Dolayısıyla bu damardan geçmesi gerekiyor. Bulduk ama E'de bak ince bağırsak demiş. E'yi de eliyorum. Denizli diyoruz. Beşinci soru. Sıcaklığın artmasına bağlı olarak farklı ışık şiddetine, fotosentez hızına, meydana gelen değişimler grafikte gösterilmiştir. Bu grafikteki verilere göre açıklamalar hangileri doğrudur demiş. Yüksek ışık şiddeti demiş. Düşük ışık şiddeti. Burada sıcaklıkta sürekli artıyor. Ee, tabii bir bitkinin performansı yüksek olmuş, birinin düşük olmuş. Ee, düşük ışık şiddeti belli bir orana kadar gördüğünüz gibi ışıktan yani sıcaklıktan etkilenmemiş. Ee, fakat... Son durumda yüksek sıcaklık ikisinin de fotosentez yapmasını olumsuz yönde etkilemiş. Bu şekilde bir yorumda bulunduk. Bakalım. Sıcaklığın arttırıldığı her değerde farklı ışık şiddetlerinde fotosentez hızı farklı oranlarında da olsa artar diyor. Mesela burada sıcaklık gittikçe artıyor ama fotosentez hızı artmamış. Dolayısıyla biz bu seçeneği kabul edemeyiz. Bunu eliyorum. Düşük ışık şiddetinin sıcaklığın belirli bir değere kadar artılması fotosentezi olumlu veya olumsuz etkilememiş. Evet gördüğünüz gibi sabit gitmiş. Dolayısıyla bir yere kadar gerçekten e, sıcaklığın artması fotosentez hızını etkilememiş. Kabul edebiliriz. Işık ve sıcaklığın birlikte arttırılması fotosentez hızını belli bir değere kadar arttırabilir. Bakın gördüğünüz gibi burada hem sıcaklık hem de ışık şiddetinin artması fotosentezi bir yere kadar arttırmış. Bir yerden sonra düşürmüş. Dolayısıyla bunu da e, ...yüksek ışık şiddeti için kabul edebiliriz. Cevap 2 ve 3 olacak. Geldim 6. soruya. Böbreklerde bazı ilaçlar... ...besin yoluyla alınan gıda boyaları... ...zehirli maddeler, amonyak... ...hidrojen iyonu gibi... ...maddelerin salgılanarak atılması. Salgılama neydi? Şöyle tekrar bir nefron çizelim. E, bir tane kılcal e, atardamar, getirici atardamar geliyordu. Glomerulus kılcallarına... E, ...kanı getiriyordu... Burada da hatırlayın şöyle bir nefronlu kabaca çiziyorum. Ee, sonra götürücü atardım damar. Burada süzülme bazı maddeler e, nefron kanalına aktarılıyordu. Sonra burada bir damar e, şöyle nefron etrafını sarıyordu ve en son toplar damar olarak çıkıyordu. Şimdi bilmemiz gereken olay <laughs> salgılama nedir? Salgılama olayı arkadaşlar şöyle burayı da kırmızı yapayım bir kez daha. Salgılama olayı Damarın içerisindeki bazı zararlı maddelerin veya miktarı fazla olan maddelerin buradaki nefron kanalına tekrar damarlar tarafından aktarılmasıdır. Özür dilerim arkadaşlar. Yapılan hangilerinde gerçekleşir demiş. O zaman bilmemiz gereken nedir? Kanalın etrafını saran damar tarafından gerçekleşecek. Proksimal tüp olabilir, henle kulpi olabilir, distal tüp olabilir. Bunlara bakacağız. Mesela burada proksimal tüp var alıyoruz distal tüp alıyoruz. Bowman kapsülü. Bowman kapsülünde henüz arkadaşlar bu olayda süzülme oluyordu. Bunu kabul etmiyoruz. Glomeros kılcaları bu olayda da süzülme olduğu için bunu yine kabul etmiyoruz. Dolayısıyla cevap 1-2 olacak Adana diyoruz. Gelelim 7. soruya. İnsandaki iskelet, baş iskeleti, gövde iskeleti ve üyeler iskeleti olmak üzere 3 bölümde incelenir. Buna göre iskelet sisteminde bulunan şekil şeklindeki kemiklerin ait olduğu iskelet bölümleri aşağıdaki verilen hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor. Şimdi baktığımızda çene nedir? Baş. Buraya yazıyorum. Bilek nedir? Üyeler yani kol ve bacak üye diyorum. Kaburga nedir? Kaburga tabi gövdeye aittir. Buna gövde diyorum. Kalça kemeri. Kalçamız henüz gövdeye aittir. Ama işte uyluk kemiği deseydi veya baldır veya işte kaval kemiği deseydi o zaman biz bunu üyeye alacaktık. Ama kalça kemiri nedir? Gövdeye bağlı olduğu için buraya gövde diyorum. Gövdeye aittir çünkü. Dolayısıyla bakıyorum bir çene için bir arayacağız. İki tane var. Bakalım. Üye için bir tane var. İki olacak üye için. Baktığımız zaman üye 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 burada var. Ee, başka diyebileceğimiz cevabı bulmuş olduk. 3 ve 4'te ne olacak? Tabii ki gövde olacak. Cevap Adana diyoruz. Kolay bir soru oldu. 8. soruya bakalım. Bitki yaprağında bulunan stomanın iki farklı durumu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Stomanın birinci durumdan ikinci duruma gelmesine yani stomalar kapanmış hangileri neden olabilir? Şimdi arkadaşlar bilmemiz gereken şuradaki hücreler bekçi hücrelerdir. Etrafını saran diğer hücrelerse komşu hücreler oluyordu. Yani bu arada kazanımlarda 2020 kazanımlarda stomadan açılıp kapanma mekanizması sorulmayacak ama yine de çözelim isterseniz. baktığımızda bir stomanın kapanabilmesi için buradaki suyun çekilmesi lazım. Stoman açılması için turgor basıncının yükselmesi lazım. Yani bu hücrelere suyun dolması lazım ki stoma açılsın. Şimdi stoma ne zaman kapanır? Fotosentez olayı bittiği zaman e, buradaki e, birincisi glikozlar, gliko, nişasta şeklinde depo edilir. Ozmatik basınç biraz düşer. Sonra buradaki potasyumlar arkadaşlar e, nereye doğru? Komşu hücrelere doğru aktarılır. Ve komşu hücrelerde ozmatik basınç yükseldiği için e, bekçi hücrelerinden su komşu hücrelerine doğru geçer. Ve burada stomalar yavaş yavaş kapanır. Baktığımızda mezofil tabakasının içindeki karbondioksit derişiminin artması. Şimdi mezofil tabakası diyor. Bakın stoma demiyor. E, karbondioksit derişimi çok fazla artarsa arkadaşlar. E, birincisi bu. E, şu anlama geliyor. E, yeterli karbondioksiti aldığımızda stomalar kapanabiliyor. E, çünkü çok kuvvetli bir asidik pH oluşuyor. Yani pH çok düşüyor. Düştüğünde de bu durumdan kendini kurtarmak için stomalar bazen kapanabiliyor. Bu şekilde de algılayabiliriz. Ee, dolayısıyla bunu alıyorum. Potasyum ve diğer çözülmüş maddelerin bekçi hücresinin dışına pompalanması. Şimdi potasyum ve diğer çözülmüş maddeler e, bek hücrelerin dışına pompalanır. Nereye pompalanır? Komşu hücreleri pompalanır. Dolayısıyla e, potasyumlar çıktığında uzmatik basınç komşularda yükseliyor. Su da stoma bek hücrelerinde e, komşu hücrelere aktarılacak. Bunu da kabul ediyoruz. Bitkinin uzun süre sulanmaması. Şimdi su stresine karşı da bitki ne yapıyor? Daha fazla su kaybetmemesi için buhar halinde stomalardan. Stomalar kapanır ki ee, daha fazla su kaybetmesin. O zaman cevabımız 1, 2, 3 olacak. 9'a bakalım. Radyoaktif azot içeren kültür ortamında bakteriler çoğaltılıyor. Meydana gelen yeni bakterilerin DNA ve RNA'larındaki moleküllerinden hangilerinin yapısında... Radyoaktif azot bulunabilir. Şimdi burada aslında soru çok basit. Bize neyi soruyor biliyor musunuz? Azot hangisinin yapısında bulunur? Mesela adenin yapısında azot var mı? Var. Riboz'da ne var? Karbon, hidrojen, oksijen var. E, adenin yapısında karbon, hidrojen, oksijen var ama ekstradan azot da var. Urasil organik bir bazdır. Azot organik baz diyoruz. Yine karbon, hidrojen, oksijen var. Bir de azot da var. Deoksiribozda bir şekerde sadece karbon, hidrojen, oksijen var. Baktığımızda 2 ve 3 olması gerekiyor. Var mı seçeneklerde? Ceyhan'da var. Ee, bir daha bakalım. Ee, özür dilerim. Özür dilerim. Hata yaptım. Kusura bakmayın. 2-3 ee, değil. 1 ve 3 olması gerekiyor. Hemen düzeltiyorum. Çünkü e, ben 1 ve 3'ü söylemiştim. Hemen şöyle. Çünkü ne dedik? Adenin dedik ve Urasil dedik. 1-3 diye düzeltiyorum. 10. soru. Ebrionik gelişim sırasında olaylarından olaylara hangi sıraya göre meydana gelir demiş. Şimdi bilmemiz gereken bir olay var ama onu bir yazalım. Ee, muhtemelen bazı öğrenciler bu konuyu e, unutmuş olabilir. Çok fazla hani AYT konusuna sonuna doğru geldiği için 11. sınıfın sonuna doğru. Bazen e, okullarda işlenmeye biliyor. Şimdi döllenme olayıyla ne oluşuyor? Zigot oluşuyor. Zigottan sonra bilmemiz gereken e, iki yani ilk bölünmede ikili birleşik hücre oluşuyor veya dörtlü hücreler oluşuyor. O her bir hücreye biz blastomer diyoruz. Blastomerden sonra hücreler hızla bölünmeye devam eder. Ve şöyle çok hücreli bir yapı oluşur. Bunu arkadaşlar morula diyoruz. Daha sonra, bundan sonra biraz daha böyle güzel bir yapı oluşuyor. Yani şöyle kabaca çizmeye çalışayım. Tabii. Yani biraz daha böyle şekillenir, yuvarlak bir yapı. Ve etrafında sanki bir çember varmış gibi bir hücre grubu oluşur. Buna da arkadaşlar blastula diyoruz. Şöyle diyelim blastula. Daha sonra da gastrula dediğimiz evreyle devam ediyor. Artık yavaş yavaş e, hücre grupları kümeleşmeye başlayacak. Böyle böyle devam ediyor. E, daha sonra ilk gaz oluşuyor. İşte ektoderm, sonra endoderm daha sonra mezoderm tabakaları falan oluşmaya başlıyor. Şimdi bakalım sıralamayı arıyoruz. Hücrelerin dut şeklinde bir araya gelerek morulayı oluşturması. Tamam morula burası. Buna 1 diyorum. Embriyon etrafında amniyon sıvısıyla çevrilmesi. Şimdi embriyo diyor. Embriyo o zaman şuralarda bir yerde. Embriyo diyorum. O zaman buraya da ne diyorum? 2 diyorum. 3'e bakalım. blastositin döl yatağına tutulması. blastosit diyor. Peki blastosit nedir? Eee blastulan içerisinde bulunan her bir hücreye diyoruz. Burada mesela şuradaki hücre grubuna blastosit diyebiliriz. Tekrar söylüyorum blastulan içindeki her bir hücreye blastosit diyoruz. E, o zaman buraya da 3 diyorum. Sıralayacak olursak 1 2 ve 3 şeklinde olacak. E, o zaman önce 1 olacak, sonra 2 olacak, sonra da 3 olacak. Eee sıralamamız Şöyle yapalım. Bir, pan özür dilerim. Bir, üç ve iki şeklinde sıralıyoruz. Bir, üç, iki burada yok. Burada var. Cevabımız bursa olacak. On birinci soruya geçiyorum. İnsanda kandaki karbondioksit miktarının artmasına bağlı olarak ilk önce aşağıdaki belirtilen durumlardan hangisi meydana gelir? Şimdi karbondioksit e, kanda artmaya başladığında şöyle oluyor. Karbondioksit ve su biliyorsunuz kan plazmasında tepkimeye giriyor. Ve H2. Şöyle düzeltelim. Karbonik asit en başta oluşacak. H2CO3. Daha sonra bu tepkime devam edecek. HCO3 artı hidrojen açığa çıkacak. Ve daha sonra kanın pH'i düşecek. Kanın pH'in düştüğünde e, tabi bu hemoglobine bağlanacak. Ve omurluk soğanı uyarılacak. E, tabi bu esnada biz daha derin soluk alıp vereceğiz. Soluk merkezi omurluk soğanı. Daha sonra biz tepkimeyi tam tersi olarak akciğer kılcallarını getirdiğimizde tekrardan hidrojenle bir karbonat birleşecek. Karbonik asit oluşacak. Daha sonra devamında karbonik ve su şeklinde ayrılacak. Soluk verdiğimiz alveolleri vereceğiz. Ben o soluk vermeli dışarı atacağız. Alveollerden kana oksijen geçişinin artması. ilk olanı arıyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Omurilik soğanında bulunan solunum merkezi ilkini arıyoruz. Önce bir karbonat iyonlarına veya karbonik asite bakacağız. Bunu da kabul etmiyorum. Kandaki taşınan bir karbonat iyonunun miktarının artması bu olabilir. Akciğer kılcalarının al bölünen geçen karbondioksit miktarının artması bu sonlara doğru oluyor. Kanda bulunan hemoglobin miktarının artması bu da ilgisi olmayan bir durum. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Çünkü en başta e, karbonik asit daha sonra bir karbonat oluşacak. Dolayısıyla Ceyhan dedik. Evet 12. sorudayız. İki çenekli bir bitkinin tohumundan alınan Kesitte bundan bazı kısımlar şekilde gösterilmiş. Bu yapıların özellikleri ve görevleriyle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Şöyle bakalım. Bir numara nedir? Kabuk. İki numara çenek. Üç numara embriyo. Dört numara besi doku. Yani endosperm diyoruz. Bu üç, üç en kromozomludur. E, sinerji çekirdekler ve generatif çekirdeğin döllenmesiyle oluşuyor. Birleşmesiyle oluşuyor. Burada da embriyonik kök diyebiliriz. Embriyonik kök diye adlandırabiliriz. Hangisi yanlıştır? Bir, ana bitkiye, ana bitkili aynı genetik yapıda hücrelerden oluşur diyor. Baktığımızda evet bir çünkü kabuk kısmıdır. Döllenmeye dahil değildir. Yani tohum taslağı gibi düşünün bunu. Tohumun etrafını saran taslak gibi düşünün. E, döllenmeye dahil olmadığı için evet ana bitkili aynıdır. Mitoz bölme sonucu oluşur. İki, embriyonun belli bir süre beslenmesini sağlar. İkiye bakalım çenek evet besi dokudan besinleri toplayıp embriyoya getirir. Dolayısıyla çimlenene kadar e, çim e, beslenmesini sağlıyor. 3. Çimlenme sırasında mitoz bölünmelerle çoğalarak bitkin farklı kısımlarının oluşmasını sağlar. 3'e bakalım. Evet embriyo olduğu için e, çim, e, ne yapıyor? Mitoz bölünmelerle büyüyüp gelişerek e, canlının yani bitkinin oluşmasını sağlıyor. 4 e, numaraya bakıyorum diploid kromozomlu. Hayır dip, diploid değil 3 kromozomlu diyoruz. O zaman triploid şeklinde söyleyebiliriz. Çimlenme sonrasında Emiryon beslenmesini sağlar. Hayır, çimlenene kadar gerekli besinini sağlıyor. Çimlendikten sonra zaten e, e, bunun miktarı bitecek ve çimlenme sonrasında fotosentezle canlı besin elde edecek. 5 e, ana bitkiden farklı genetik yapıdaki hücrelerden meydana gelir. Şimdi 5'e bakalım. 5 döllenme sonucu oluşur. Ve döllenme ve e, sonucu oluştuğu için burada genetik olarak farklı olacak. Çünkü genler birbirine karışıyor. Döllenme sonucu. Farklı genetik yapıya bir canlı oluşacak. Ee, ana bitki, e, biliyorsunuz mayoz bölünmelerle polen ve e, yumurtayı oluşturuyor. Daha sonra döllenme olayı oluyor. Tabii ki ana bitkiden farklı bir yapıya sahip olacak. Bunu da kabul ediyoruz. Ee, cevabımız deniz olacak. Tabi bununla beraber embriyo da yine döllenme sonucu ve besi dokuda döllenme sonucu oluşuyor. Bunların genetik yapısı ana bitkiden farklı olacak. 13. Son soru. Nöronların çoğunda Akson yüzeyi şivan hücreleri ve onun salgısı olan miyelin kılıfı ile sarıldır. Şivan hücrelerin arasında ramver boğumlarında miyelin kılıfı bulunmaz. Bunun için impulsa ramver boğumlarını atlamalı iletim ile akson boyunca taşınır. Yani şöyle düşünün bu bir nöron olsun. E, buralarda miyelin kılıfı vardı. Miyelin kılıfın olduğu yerde e, iletim buradan atlıyor. Sadece şuralarda elektrikse iletim oluyor. Sonra buradan atlıyor bir daha. Yani iletimi hızlandırıyor bu özellik. Bakalım bu nöronda atlamalı iletim olması aşağıdaki durumların hangisinin oluşmasını sağlar? Çevresel sinir sisteminde miyelin kılıfı bulunur. bunun dışında otonom sinir sisteminde bulunmuyor. İç organlara giden nöronlarda ee, tabii ki bu durumda iç organlar biraz daha yavaş çalışıyordu. Bizdeki sinirler daha hızlı çalışıyordu. Avantaj nedir? Hızlı çalışma. Bakalım. Aksun ucunda daha az kimyasal madde salgılanarak uyarı iletilebilmesi. Geçiyorum. Bir nöronda daha az enerji harcama. Geçiyorum. Nöronların daha çok sayıda nöron sinaps yapması. Geçiyorum. Aksun üzerinde nöronların daha hızlı olarak iletilmesi. İşte budur. İletimi hızlandırır diyoruz. Miel'in kılıfının varlığı zaten iletimi hızlandırıyor. Arkadaşlar bu denemeyi de böylece bitirdik. Bize destek olmayı, abone olmayı unutmayın.